Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün çok ilginç bir şey. Bakayım becerebilecek miyiz? Dün neydi? Ol dedi. Oldu. Nasıl, ne demekti? Onun dersiydi. Ol dedi. Oldu. Nasıl oldu? Ne yoktu ki? Kime dedi? Bir şeye hitap edilmesi için olması lazım. Öyle bir şey yoktu. İşte o dersti. Bugün de ondan aşağı değil bir ders. Ölümün içeriği. Ölümün içinde ne vardı? Bir tane hatırlarsınız. Bir ders yapmıştık. Firak. Bir tane de şimdi hüzün. Hüzün. Kafaya taktım ya ben bu adamı. Ölümü yani. Ölümü kafaya taktım. Ölümün içini firakı yapmıştım. Yapmış mıydık ders? Firak diye ders vardı değil mi? Ha, ölümün ölümü fıraktır. Böyle bir ders vardı. Şimdi hüzün. Peki Allah istifade ettirmeyi nasip etsin. Bir de muvaffak etsin inşallah. Bakayım becerebilecek miyim? Arkadaşlar topladım, bilgisayarını getirdim. Bak deftere çalıştım ama yetiştiremedim. Çalışıyorum. Yetiştiremedim. Bu sefer bilgisayarda topladım. Bilgisayarda topladım. Bunu indireyim aşağıya. Şunu kaydettiğim inşallah yok olmamıştır. Topladığımı kaydettiğim masa üstüne kaydet. Tamam. Tamam, kaydettik. Şimdi. Hüzün yerini söylüyorum. Ölüm karpuz gibi düşünün. İçinde bir tane firak var. Bir tane de üzüm var. Başka ne var? Bilmiyorum. Gün geçtikçe öğreneceğiz. Yani ölüm şeyin içinde hüzün. 411 merkezli sözler, 411 merkezden deprem üssü burası. Hüzün ise iki kısımdır. Ya faktul ahbaptan gelir. Yani ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür. Not alabilirsiniz. Ne alacaksınız? Ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlık. Ne acayip. O hüznün yönü geçmiştir. Gelecekte yok. Geleceği dolduramamaktan daha çok geliyor. Bir daha okuyorum. Hüzün ise iki kısımdır. Faktul ahbaptan gelir. Ahbabın yokluğundan geliyor. Yani ahbapsızlıktan bir, bu çok önemli. Ahbapsız, bir de sahipsiz. Tabii o kitabımı getirmedim. Şeyi getirir misin? Mektubat. Mektubat. İşaretleyeceğiz. Şu anlar. Ha, getir. O yeri söyleyeceğim size. Ölümden, vesveseden, vehimden. Üç tane korku bahsediyor. Ölüm, vehim, vesvese ve vehim. Çareyi söylüyor. Üç tane çare söylüyor. Neydi onu? 456 mıydı? Neydi? Getirsin ben şey yapayım. Demek ki ahbapsızlıktan açılımı, aslında konu değil şu anda hatırıma gelen, sahipsizlikten, ver abisi. Bak, hemen yeri söyleyeceğim, izah yapmayacağım. Çaresi orada. Sayfa 456'da. Alemi berzaha, alemi ahirete
gidecek insan, gitmeyecek var mı? Şu üç tane kafileye iltihak ederse, evhamdan, evhamın şubeatından, vesveselerden ve ölüm korkusundan kurtulur. Bak yeri gösteriyorum. Üçüncüsü, ahbapsızlığı burada anlatıyor. Ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki, dalalet alut, tabiat perest, gaflet peşi olan medeniyetin edebiyatının verdiği hüzündür. Yani medeniyetin edebiyatı derken bu illa roman değil, sinemaya dönüşür, o sanata dönüşür. İdeolojiye de dönüşebiliyor. Nasıl ki Darwinizm siyasete dönüşmüş, Alman Hitler'i çıkartmış. Yani yüksek ırklar, düşük ırkları yok eder. Onun oradan ilham almış adam çıkmış piyasaya. İkinci yüzün ise, bu bize çok bakıyor, firakul ahbaptan gelir. Yani ahbap var, firakında muştakane bir hüzün verir. Yani ahbap var. Bizde de var böyle geçmişten ahbaptan ayrılmak var. Ama bizde bakayım ne verecek? Muştakane bir hüzün veriyor. Muştakane mesela Resulullah orada. Burada yok aleyhissalatü vesselam. İmam-ı Rabbani Hazretleri radıyallahu anh orada. Bir düzen Hazretleri orada. Evet bizde de hüzün var. Ne hüzün? Fırat'tan ama müştakane bir kavuşmaya inkılap etmiş bir hüzün. İşte şu hüzün hidayet eda, nur efşan, Kur'an'ın verdiği hüzündür. Ama neşe ise o da iki kısımdır. Oradan konu değişiyor. Demek ki bizde de hüzün var ama müştakane bir hüzün, işte şu hüzün nereye sebep oluyor? Hidayet eda. Yani bu hüzün, görüyor musunuz? Hidayetine sebebiyet veriyor. Merak ediyorsun davasını, merak ediyorsun onu. Onun ideolojisi diyeyim veya öğretisi diyeyim, yani kitapları. Onların eserleri. Şu hüzün, ondan ayrılmaktan gelen hüzün, onu davasına rapt ediyor. Hidayet edadır. Nur efşandır. Nuru saçar. Peki. Bunu yaptıktan sonra şeyi göstereceğim. Sözlere ineyim. Sayfayı söyleyeceğim. Sözler 737. Düşmez değil mi? Zira sağır tabiat hem de bir kör kuvvetten mülhemane aldığı bir hissi hüznü gamdır. Yani sözlerde okumuştuk ahbapsızlıktan ve bir de nereden? Sahipsizlikten. Şimdi hüznün yeri neresiydi? Mazi. Maziyi neyle dolduracak? Allah ile dolduramazsa. Mesela maziye bir bakın şöyle. Geçmişinize bir bakın. Bomboş. Korkunç bir hüzün verir. Hiçbir şeyle dolduramazsınız. Mesela geçmişinize bir bakın. Derslere gitmişsin. Kitap okumuşsun. Birkaç sene Allah'a ömrünü sattın. Ne bileyim böyle ulvi şeyler var. Şöyle olur. Elhamdülillah. Ah falan ah. Evet gitti ama elhamdülillah dolu gitti. Geçmişi boş değil. Yani Allah ile bizim aramızda geçmişimiz bir basamak olabiliyorsa orada müştakane bir hüzün olur. Hidayet eda bir hüzün olur. Bir de ne dedi? Hidayet eda. Nur efşan. Hidayet eda. Nur efşan. İşte
Hüznü, kaynağı geçmişini dolduramamak. Geçmişi rezil olması. Zira sağır tabiat hem de kör kuvvetten mülhemane aldığı bir hisli hüznü gamdır. Alemi bir vahşetkâ, vahşet zar tanır. Başka çeşit göremez. Kur'an'dan kopuk, içi boş olan insan geçmişi alemi vahşetkâr görür. Böyle bir hüzün görür. Yani vahşetkâ, vahşetli gözükmesinden gelen bir yanmak, çukur. Hüzün. O surette gösterir, yani itikatsızlığı, mazisi olmamaktan, bak anlıyor musunuz benim? Maziyi itikadıyla dolduramamaktan böyle görmek zorundadır. Vahşet sar, vahşetli. Ne yaptı vahşet? Yedi beni. Her şeyimi yiyen, her şeyimi gömen. O surette gösterir, hem de mahzunu tutar. Sahipsiz de olarak yabanılar için, yabaniler içinde koyar, hiç de ümit bırakmaz. Yani insanın bu dinsiz veya gafletkârane hal var ya, hal anlattık size böyle. Hal dersi var 4 tane. İnsana böyle bir hal oluyor, mahzun veriyor, sahipsizlik veriyor, kendisini yabancılar içinde bırakıyor, bunlardan ortaya çıkan ümitsizlik çıkıyor. Anlıyor musunuz? Bir daha söyleyeyim. İnsana böyle bir geçmişini dolduramamaktan mahzun oluyor, sahipsiz oluyor. Geçmişim sahipsiz. Şimdi geçmişi sahipsiz olunca şimdi de sahipsiz. Yabaniler içinde görüyor böyle kanser, verem, efendim dostsuz. Geçmişi berbat geçmişse şimdi mi dost edineceksin? İmam Ali diyor ki dost edinme tarihi 40'a kadardır. Niye? Arkadaşlar bak niye? Çok önemli. Dost demek onunla bir ömür geçireceksin. Yani bir miktar ömür geçireceksin. Zaman vereceksin. Onunla bir yemek yiyeceksin. Onunla bir dava süreceksin. Yani onunla paylaştığın bir şeylerin olacak. 40'tan sonra yapamazsın ki. Zor olur. Ben bundan sonra nasıl dost edineyim ki? Seyahat edemem. Yani sıkılırım adamın gafil. O zaman ben 30-20 yaşlarındayken, 30-40, yani gafil hali bana o kadar rahatsız vermezdi, gafil hali. Onunla seyahat ediyordun, yemek yiyordun, oturuyordun, paylaşıyordun, telefon ediyordun, alıyordun, dersi götürüyordun, tamam mı? Oo, arkadaşlık kuruyordun, belki de top oynuyordun, denize gittin. Bazı şeyler paylaşmaktan oluşan, yani veri tabanları bu. Şimdi bakıyor adam geçmişine mahzun, üzülüyor, sahipsiz, yaban, bir de onlardan çıkan ümitsiz. Kendine verdiği şu hissi heyecanla gitgide ilahada kadar gider. Hüzün var ya, hüzün. İlhada kadar gidiyor. İlhat ne? Dinden çıkıyor. Mazisine bir bakıyor. Hoo. Şimdi peki Yaşer Nuri'ye, İslamsız oğluna, Mustafa İslamoğlu'na, böyle mezhepsizlere, mezhepli olmayanlara buradan çıkıyor da niye adam taraftar oluyor? Deccal'ın, Mustafa Kemal'a niye taraftar? Yaşer Nuri'ye niye taraftar biliyor musunuz? Bakıyor geçmişi rezil. Geçmişi yok. Ondan sonra korkunç bir çöküntü yaşıyordu. Birisi geldi, köprü kurdu. Ya zaten o senin geçmiş dediğin, o çoğu sana söyledikleri vaazdır, dini cemaat, bunlar şirktir. Öyle mi ya? Of. Ya bir kişiden ders alma şirktir ya. Bu hadis yoktur diyor. Bu hadis de yok. Komple küllümen ispat, inkar ediyor. Mesela Vehhabilere niye insan taraftar oluyor? İki şıktan çıkıyor. Ben tespit ettim. Bir, şimdi enaniyet, kibirli gururlarda olur bu. Niye? Ben İmam Azam'a niye tabi olayım ki? Allah Allah, o da insandır. Enaniyet, gurur, kibirinden dolayı, şeytan da o öyle, İmam Azam'a tabi olmadı. İmam Azam diyorum.
Adem Aleyhisselam'a tabi olmadı. E şimdi ne yaptı? Şeytan oldu. Şimdi ben İmam Azam'a niye tabi olayım? Kur'an açarım. Okumayı bilmem. Olsun. Arapça zaten bilmem. Meali var ya böyle. Mealinden ahkam çıkarırım. Tamam. Birinci sebebi bu. Vehhabilerin. İkincisi, Vehhabiler de namaz kılmaya kafirdir. Amel imanın cüzüdür. E şimdi ehli sünnet sen geçmişine bir bakıyorsun, bir sürü rezillik var. Oruç, namaz, hiçbirisi yok. Ehli sünnet diyor ki geçmişini kaza et. Vehhabi diyor ki geçmişi kaza etmene gerek yok. Niye? Zaten kafirdin sen. Namaz kılmaya kafirdir. Kafirliğin kazası yoktur. O zaman geçmiş kazalarını kılmaktan, üşenmekten, onu istemediğinden, ikinci emirdan da var ya, ikinci lema. Yani günahlara tiryaki olmuş adam. Günahların keşke Allah haram etmeseydi. Etti ama işte ya, melekler kaydediyor. Melekler de ağır geliyor. Sonra delilsiz, burhansız bir emare çıksa, ya melekler yokmuş. Öyle mi ya? Tabii abi, tam hiç delil istemez. Ben melek var diyorum, delil söyle diyor. O yoktur diyor, delil söylemiyor. Demek ki günaha meyl edene hiçbir şey onu tatmin edemez. Ebu Cehil demiş ki peygamberimize, ya Muhammed aynı böyle. Tamam diyor, yakamdan düş. Beni bırak artık. Ben dedi, eğer anlattığın gibi ahiret varsa Allah'ına diyeceğim ben. Bana tebliğ ettin. Ne olur beni bırak. O zaman da zaten ayet geldi. Yani kendini yırtma diyor. Yakandan düş. Tamam ben diyor şey yaptım diyor ya. Tebliğ aldım. Niçin anlattım onu? Ben inanmayacağım Muhammed diyor. Ne getirirsen getir. Ne mucize gösterirsen göster. İşte inanmayanlara ki peşin karar vermiş. Şimdi bak iki sebepten dolayı Vehhabilikte nasıl çıksın? Bir, ben herkes bana tabi olsun. Veya ben gideyim. Ben niye İmam Azam'a tabi olayım? İmam-ı Şafii'ye. Bu enaniyet gurur kibrinden geliyor. İki, geçmişi Vehhabiler diyor ki, şimdi Selefi deniliyor. İsmini değiştirdiler yani, ona dikkat edin. Selefiler diye. Ondan sonra, geçmişi zaten namazım yok. Kafirdim, namaz kılmayan kafirdir. E kafirin de kazası yok. Sen zaten yeni Müslüman oldun. O zaman geçmişini, orucunu, namazını kaza etmek istemeyen tembeller Vehhabi olur. Kendine verdiği şu hissi heyecanla gitgide ilhada kadar gider, taatile kadar yol verir, dönmesi müşkül olur, belki de dönemez. Kur'an'ın edebi ise öyle bir hüzün verir ki aşikane hüzündür. Yetimane değildir. Firakul ahbaptan gelir, fatul ahbaptan gelmez. Yani Kur'an'da hüzün var. Ama ahbabın ayrılmasından gelir. Dinsizlikten gelen hüzün ise ayrılıktan değil, yokluktan geliyor. Çünkü dinsizin nazarında geçmiş yoktur. Yoktur. Gelecek de yoktur. Yaşadığını andır. Dinsizin şeyden geliyor diyor. Fırat'tan gelmiyor, Fattul Ahbab'tan. Yani ahbap yok. Niye? Geçmiş yok ki. Bizim geçmişimize öyle bakıyoruz ki, geçmişimiz gelecek olmuş. Yani yaptığımız amelleri, işlediğimiz hayır hasanat, kıldıklarımız vesaireler haşir meydana gitmiyor mu? Orada hesap görmeyecek miyiz? Orada görmeyecek miyiz? Kabirde görmeyecek miyiz? Peki geçmişimiz ne oldu? Göreceklerimiz oldu. Geçmişimiz bizi karşılayacak kabirde. Kabirde girdiğimiz zaman okuduğumuz Kur'anlar, kıldığımız namazlar karşılamayacak. E kabir istikbal değil mi? O zaman ne oldu? Mazi istikbal oldu. İşte Müslüman kavuşma şevkinden gelen bir hüznüm var. Firakın içerisinde kavuşma var. İşte şey verdi ya, Nur Efşan Hidayet Eda vermiş yüzün. 737'den okudum. Başka?
Şimdi başka bir yerden okuyorum. Sözler 461'i okuduk. Tamam mı? 461'i okuduk. Ondan sonra atlıyorum. Kısa olsun diye. 237'den okuyacağım şimdi. Sözler. Hem insanı bütün hayvanatın madumuna düşüren hadsiz zaafu adsi, fakr-ı ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı. O nur ile nurlandığı vakit insan bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar. O nurlanmış ats, fakr, akıl ile, niyaz ile nazinin bir sultan ve fizar ile nazdar bir halife-i zemin olur. Demek o nur olmasa kainat da insan da hatta her şey dahi hiçe iner. Demek ki bütün hayvanlardan daha bedbaht eden nedir? Vasıtayı hüznü nakil olan, nakli hüzün olan, elem ve gam olan akıl onur ile. Demek ki maziyi bize taşıyan, aklın içindeki olan bu hüzün. Hüzün, nakli hüzün ve elem ve gam olan akli. Akıl taşıyormuş onu. Geçmişi buraya taşıyor. Yani eğer Kur'an'la nurlanmasa akıl, onu yakalamanızı istiyorum. Akıl vasıtayı nakli hüzün bir. Elem, gam taşıyan bir virüs taşıyıcısı gibi. Mesela arılar ağaçlar aşılıyor çiçek adına. İşte eğer insanın aklı Kur'an'la nurlanmasa akıl vasıtayı nakli hüzün bir, vasıtayı nakli elem, vasıtayı nakli gam olur. Başka okuyorum. Sözler 145. Hayat ise eğer iman olmasa veyahut isyan ile o iman tesir etmese, hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Eğer hayatımızda iman yoksa hüzünler verir, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için, insanda akıl ve fikir olduğu için, kurtarır mısın şunu? İnsanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Geçmiş ha? Hayvan ise fikri olmadığı için, fikir neydi? Daha önce konuşmuştuk. Hadi bakayım kim şey yapacak. Fikir. Doldurun cümleyi ya. Fikir yoluyla. Tamam. Fikir, dimağın üçüncü mertebesi olan aklın içindedir. Tefekkür, fikir. Fikirden türetilmiş, çoğaltılmış. Yol demektir. Üstad diyor ki, fikir yoluyla. Tamam mı? Şimdi diyor ki, kullanın geçmişteki bilgilerimizi yaptığımız dersleri. Çünkü insan akıl ve fikir olduğu için, insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Geçmişten ve gelecekten elem ve lezzet alabiliyor. Mesela kötü bir haberi götürüyorsun birisine. Daha gelmedi. Ölüm haberi götüreceksin. Daha gelecek değil mi ona söyleme? Elem alıyorsun. Veya daha ölmeden fikir yoluyla öleceğini görüyorsun. Elem alıyorsun. Bu gelecek. Geçmişin zaten demeye gerek yok. O sana zaten yakıp yıkıyor seni. Bak hem geçmişten hem gelecekten insan hem lezzet alır hem elem alır. Bunu yakalamanızı istiyorum. Ne ile alır? İmanla. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için yol yok hayvanda.
O alemlere açılan yolu yok. Fikir yol demektir. Fikir olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. Gelecekten gelen korkular ve endişeler. Hüznün yeri neresiydi? Geçmiş. Korku ve endişe neredendi? Gelecek. Bak, bir de okuyayım. Hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususan gayrimeşru ise bütün zehirli bir bal hükmündedir. Buradan şey yapalım. Geçmişten hüzün, gelecekten korkular, endişeler eğer iman olursa fikir yoluyla geçmişten lezzetler alıyor, gelecekten de lezzet alıyor. Sözler 107. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi. Bak altına basıyorum, çiziyorum. Akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile kalbi insanı mütemadiyen incitip bir lezzete dokuz elemi karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Allah işte belasını verdi bu. Bela vermeye gerek yok. Anladık mı arkadaşlar? Eğer bak bir de okuyayım. İnsanın en kıymetli nimeti olan aklı. En kıymetli nimeti olan aklı. Geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile kalbi insanı mütemadiyen incitip bir lezzete dokuz elemi karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Düşünmek de taakkulun içinde bir birimdir. 12 tane sayıyordum ya. Bir tanesi düşünmek. Şimdi arkadaşlar şeyden okuyorum. Mektubattan okuyayım. Sonra lemalara geçeceğim. O burayı okuduk mu? 461'i okuduk. 461 okumadık mı? Allah Allah. Ha 411 okuduk. Oo esas yerleri geçtik ya. 461. Kainatın süslü perdesi altındaki Ademleri, firakları ihtar ve ihsası ile kainat dolusu firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Birden Hakikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın getirdiği nur imdada yetişti. Bak, başına toplanan neydi? Onları kaçırmayın. Bir daha okuyorum. Kainatın süslü perdesi altındaki Ademleri. Adem, yokluklar, ayrılıklar, firakları ihtar ve ihsası ile kainat dolusu firakların, zevallerin, hüzünleri başıma toplandı. Evet, ayrılık, Adem, yani firak, Adem. Ademler insanın başına hüzün getiriyor. Birden hakikatin çaresini söylüyor. Birden Hakikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın getirdiği nur imdadıma yetişti. O hadsiz hüzünleri ve gamları sururlara çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselama karşı ebediyen minnettar oldum. Kardeşlerimin mufarakatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. 461 burada. Bir de müsbet hüzün nasıl kaynaklanıyor? Yani kaynağı ne? Kardeşlerimin mufarakatlarından ve yalnız kaldığımdan. Yalnız kalırsanız odada, evde, dağda, köyde, piknikte, yani köye gittiniz, tatil yapıyorsunuz, kafayı koyar, ah ulan ah, başlar. Bak ne ustad diyor, ustada olmuş. Kardeşlerimden, mufarakatlarından, mufarakat?
ayrılmalarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime iyileşti. Başka yer okuyorum. Şimdi mektubata geçiyorum. Mektubat 410. Kaynağını da bulduk. Nerede diye. Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o alemi ışıklandırdı ki şekva ve rikat ve hüzünden gelen yaş damlalarını ferah ve surura ve şükrün lezzetinden gelen damlalara çevirdi. 410. Demek ki Rahim ismi şefkat. Şefkat. Şefkat iki taneydi. Şefkat-ı mukaddesi bir de şefkat. Şefkat kafirde de vardır. Hayvanlarda da vardır. Ama şefkat-ı mukaddesi yoktur. Hatırladınız mı o dersi? Tamam. He? Hatırladınız değil mi? Şimdi kullanın. Şimdi sevgili kardeşler, hüznü ortadan kaldıran şefkat-ı mukaddesedir. Rahim ismi yapıyor ama. Rahim ismi. Peki o zaman nereye çakıyor bu hüzün? Ruhun ta derinliklerinde. Çok acayip bir şeydir bu latife. Böyle yakıp yıkıyor. Mektubat 79. Meyusane hüzün ve feryat etmek ehli imana yakışmaz. Belki ehli gaflet ve dalalete yakışır. Evet, şimdi lemalara geçiyorum. Anladık değil mi böyle? Rahim ismin şefkat burcunda, yani manasında. Rahim bizde şefkat gözüküyor, şefkat. Şefkat rahimdir. Rahman'da şehvet var. Evet, anladınız mı? Muhabbet de o galiba oradadır. Rahman'da. Lemalar iki şey yapalım. Okumadığım yerleri kayıt aldım ki oğlum 251'den okuyorum. Nevi beşerde bu zeval ve firak dahi bir teceddüttür, tazelenmektir. İman noktasında ahbapsızlıktan gelen elimane bir hüzün değil. İmanda ahbapsızlık yoktur. Yani ahbaba kavuşma özlemi var. Müslümanın hüznü bu. Mesela bak bir misal verin. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Benim mesela gençliğim hamdolsun nurlarla geçti. 17 yaşından beri nurlarla geçti. Şimdi ben bu ömrüme kavuşmak istiyorum. Bu nedir? Hidayet eden, nur efşan bir şefkengiz kavuşma arzusundan gelen bir hüzün var. Ama günahlarıma hiç kavuşmak istemiyor. Hiç kimse onu deşmek istemiyor. Sanki cerihat olmuş. Oraya elini sürmek, ineği batırmak gibi oluyor. Demek ki insan geçmişiyle barışıksa gayet hüzünkârane bir şey veriyor. Huzurkârane hüzün veriyor. Onu da anlatacak şey de rüya bahsi mektubattaydı değil mi? Ha oraya geçtik niye şey yapmadık? Demek ki hani yok lemalarda hani bir demir ateşe sokulur diyor. Mesela demir var ya örse koyun çekiç yap, bunu bıçak yapacağız. Vurun çekici tang 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 şekil veremezsiniz. Sokun bunu ateşe kıpkırmızı yapın tamamen su gibi yaptınız mı? Getir çekici tam tam demirdi. Şekil verdik. Suya sok. Cizzz. Oldu çelik. Ve oldu bıçak. İşte diyor ki ustad. Haletler diyor böyle hadiseler ateş oldu. Haletler. Ondan sonra bu ateşe döndü. Sonra Kur'an geldi bunu şekillendirdi. Sonra akıl geldi buna su oldu. Oldu çelik. Hatırladınız değil mi? Bir de yeri göstereyim, şey yapayım.
okuyayım ki bu çok mühim bir şeydir yer. Kaçıncı lemaydı? Hadi bakalım. Kaçıncı lemaydı? Bunu nasıl demiyorsunuz? 26. He? Evet evet. 26. Nasıl ki bir demir ateşe sokulur. Ta yumuşasın, güzel ve menfaatdar bir şekil verilsin. Öyle de o hüzün engiz halet, o dehşetli vaziyet ateş oldu. Nefsimi yumuşattı. Nefsim derken bu da insan. Nefsemare değil bu. Nefsi diyor. Nefsemare'den alakası yok bunun. Nefis öyle yumuşamaz. Kur'an-ı Mucizül Beyan, mezkur ayetin hakikatiyle hakaik-i maniyenin feyzini tam ona gösterdi, kabul ettirdi. Nefis. Evet, lillahil hamd, şu ayetin hakikati İmam Feyzi ile 26. mektup gibi risalelerde katı ispat ettiğimiz gibi herkesin kuvveti imaniyesi nispetindeki inkişaf eden öyle bir nokta istinat ruha ve kalbe verdi ki o vaziyetin dehşetinden 100 derece ziyade korkunç, zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti imani billah'tan verdi diye devam ediyor. Tam burada bak. Gösteriyorum ki yani altta mı ortada mı üstte mi diye. Lemalar 251'den okuyorum. Nevi Beşer'de bu zeval ve firak dahi bir teceddüttür, tazelenmektir. İman noktasında ahbapsızlıktan gelen elimane bir hüzün değil, belki başka güzel bir yerde görüşmek üzere ayrılmaktan gelen lezizane bir hüzün veren bir tazelenmektir. Hem o dehşetli vaziyetten kainatı mevcudatını, kainatın, ne dedi? O dehşetli vaziyetten kainatı mevcudatının karanlıklı görünen yüzünü aydınlattı. Ben de o vakit o halete şükretmek istedim. Lemalar 333. Yazın ki bir daha o paragrafı okumayım çünkü buradan da okuyacağım size. Lemalar 333. Bir okuyorum. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmekle kalbi insanı mütemaden incitip bir lezzete 9 elemi karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Demek ki geçmiş zamanın hüzünlerini, gelecek zamanın korkularını düşünmekle. Arkadaşlar, aşk-ı mecazi bu kuyudan çıkıyor. Basit zannetmeyin ha, sizin derdiniz yok da böyle rahat rahat dinliyorsunuz. Bu benim bir ihtiyaçtan dolayı yapıyorum. Hem kendimden hem de insanların bu hüzün ne biliyor musun? Böyle koyuyor odada, geçiyor geçmişin mezarlığa veya bataklığa. Orada bir böyle onları düşünmekten deşiliyor. İrin olmuş ya, kangren olmuş ya, her böyle geçiyor, deşiyor. Ne uykusu kalır, ne psikolojisi. O zaman öyle bir korkunç, cehennemi bir halet yaşıyor ki, buradan kurtulmanın çaresi intihardır. İntihar böyle oluyor. Bak, o geçmiş zamanın diyor hüzünleri, şey oldu diyor, hazinane bir cehenneme döndü diyor. Ateş oldu diyor. O kadar basit zannetmeyin bu iş. Ya eğer bu aşık olanlar bunu bir dinlese, kendisine bir çözüm bulsa burada. Aşıklıkta nedir? Ben bilmem. Hiç ömrümde böyle bir şey olmadı. Ama hadis-i şerifte şöyle diyor. Aşık olup da İffetini, namusunu koruyan, koruyup da ölene Allah şehit yapar diyor. Ben yani aşık olup iffetini, namusunu koruyup da
ölecek. İnan şehit. Demek ki ne kadar korkunç bir azap var ateş. Bilmiyorum ben. Ama bilmek de istemiyorum. Çünkü niye? Olanları görüyorum da çok dehşet saçıyor. Öyle düşünün. Çok lazım olacak size. Kendinizi, bu koruyucu hekimliktir bu. Gelecekte Allah düşürmesin, daha gençsiniz, bu kuyuya düşersiniz. Hüzün engiz, hüzün kuyusu. Ölümün içerisine bahsediyor. Ne kadar korkunç, böyle bir salapart okuyoruz ama, bak, Nebi Beşer'de bu zeval, bak, kız ya veya delikanlı, bak. Ben öyle Bakırköy'de olanları çok biliyorum. İnanın bana ya, ne olur. Kaç kişi biliyorum, Niğde'de mi ne var, Samsun'da var. Akıl hastanesi. Niğde miydi? İşte oralarda. Orada var. Orada bildiği mesela iki kişi var, kız. Akrabası ne yapabilirim diye şey yaptı. Çocuğa üniversitede kafayı takmış. Şimdi bakır ki şey, akıl hastanesi. Nasıl yapmış? Düşüne düşüne. Geç hüzün yaşaya yaşa. Öyle bir ateş kuyusudur bu. Yani ne kadar korkunç bir ateş kuyusu ki. Hiç böyle şey gördünüz mü? Çimento fabrikasının madenlerin eridiği veya madenlerin döküldüğü erime potalarını gördünüz mü? Yani demir eritiliyor potaya dökülmeden. Yani ne bileyim ya, böyle en azından şey görmüşsünüzdür ya. O taş fırınlar yok mu böyle bir metre yüksekliğinde böyle? İzin alın. Taş fırıncıya yanına gidin. Ustam bakabilirim bir dakika. Bak der. Şöyle şu kadar bir saat oraya girsen oturamazsın böyle, doğrulamazsın, o kadar dar. Şimdi ben baktım, girdim içeriye, büyük bir yer, bu kadar, bunun yarısı kadar var. Böyle bir köşesinde odun yanıyor. Buraya hamur. Burada odun yanan odun tavana çarpıyor, bir alev sürtüyor ki böyle yalaya yalaya. Ama taş nasıl biliyor musun? Allah kimsenin başına vermez. Cehennem bu olsa yeter. Taş kıpkırmızı. Şimdi oraya hayalen girdin. Adam o ekmeği koyduktan sonra tak diye kapatıyor. Ha? Yani böyle girdin. Böyle girdin. Doğrulamıyorsun. Şu kadar kalkarsın. Bu kadar. Girdin. O nefesin alev. Şurada yanan odunun sana alev, alev nefes olmuş. Her tarafın, yani ışığın nar, ateş. Nefesin alev. Zeminin kıpkırmızı ateş. Bunun için hiçbir şey denmemiş. Cehennemden 70 defa yıkanmış, söndürülmüş yer. 70 defa. Bir söndürülmüş. Yani şu, benim mesleğimde yok ya bu cehennem ama hadiste anlatayım. Şu elim yok ama burada. Elimin gölgesi olsa. Arasındaki fark ne kadardır? Bunun gölgesi. Bu canlıdır. Bunun gölgesi cansız. Öyle değil mi? Bunun kimin olduğu belli olur hücresinden. Beyazın, siyah adamın hücresinden anlarsın. Ama bu gölgeden kime ait olduğu belli olmaz. Tamam. Bununla bunun arasındaki farkı fark ettiniz mi? Bu canlıdır, bu cansızdır. Arasındaki fark sonsuz, yetiyor. Şimdi birinci gölge. Bu birinci gölge. Şimdi ikinci gölge. Bunun bir gölgesini düşünün. Bunun değil. Bunun buraya vurdu ya. Bu gölgenin gölgesi. Bununla bunun arasındaki fark, bununla bunun arasındaki fark gibidir. Ettiği üç mü? Üçün de bir gölgesi düşün. Bunun bunun arasındaki fark gibi, bununla bunun arasındaki fark gibi, bununla bunun arasındaki fark gibi, böyle 70 defa yıkanmış o anlattığım fırın. Çimento fabrikası veya maden eritme 3500 santigrat derecedeki maden ocağındaki fabrikadaki ateşi düşünün. Orada demir nasıl biliyor musun vallahi? Bardaktaki su. Mesleğim ya, biraz staj yaptık fabrikada. Bu aynı su ya. Suyu istediğin yere koy, kalıba girer ya. Maden eritiliyor. O demir, çelik, çinko bilmem ne. Ondan sonra kalıplara istediğin gibi milimetre böyle dökersin. O kadar eritiliyor. Şimdi bunlar 70 defa türevi alınmış.
matematik lisanıyla 70 defa türevi alırmış. Demek ki bu o kadar acayip, o kadar garayip bu hüsün ateş ki bu cehenneme doğru gidiyor. Sanki intihar etmek çare. Bu anlattığımız cehennemi tercih ediyor adam, kız. İntihar ediyor. Demek ki bu getirmiş olduğu hüzün var ya, o aşkı mecazi veya psikoloji sorun bunu hiç gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu anlattığım ateşi hiç gösteriyor. Bu ateşten kurtulayım da hangi ateş olursa olsun bundan iyidir zannediyor. Cehenneme atlıyor. Onun için arkadaşlar bu çok dehşetli bir ders. Vallahi kolumu yani bu çalışırken koyum. Yani bunu anlatıyorum ya, benim hiç meşrebimde yok. Böylece bu cehennemi böyle anlatmak hadis bu. Fakat buram uyuştu yani şurası. Şurası uyuşuk şu anda. Ağır ya. Ben size yalan söylemiyorum. Korkunç bir şey. Bir de okuyorum. Lemalar 251 okuduk mu? Bir de okuyayım. Okuduk mu? Ha, o zaman 333. Onu da mı okuduk? Tamam. Şimdi lemaları devam ediyorum. 223 okuduk mu? Cümlesi, kelimesini okuyorum cümleyi. Rikatlı hüzün. Rikat. 225. Meyusane bir hüzün. Adamı ümitsizliğe atan. Rikat neydi? Rikatlı hüzün. Daha şiddet. Tabii ya. Peki. 228. Bu gurbet içinde. Bak görüyor musunuz? Bunları yetiştiremedim, yazmadım. Bak. Bu gurbet içinde. 2. Bu hüzün içindeki vaziyetten bir rica bir nur aradım. Birden imani billah imdadıma yetişti. Öyle bir ünsiyet verdi ki bulunduğu muzaaf vahşet bin defa tezahüf etseydi yine o teselli kafi gelirdi. Demek ki hüzün yetmiyor. Hüzün içinde. Bak mesela geçmiş boş. Hiçbir amel yapmamış. Bak dinliyor musunuz beni? Namaz kılmamış, oruç tutmamış. Bu hüzün yakan. Bir de o geçmişin içinde zina var, içki var. Hüzün içinde. Gam içinde. Bak ne diyor? Bu gurbet içinde. Ve bu hüzün içinde. O vaziyetten bir rica bir nur aradım. Çare ne? Niçin buraya yazdım? Hüznün çaresi birden imani billah imdadıma yetişti. Öyle bir ünsiyet verdi ki. Yani bizim de geçmişimiz var böyle. Ondan sonra bir bakıyorsun yakıyor değil mi o günahlar? Bir sürü var ya. Hemen imani billah diyor ki Erhamur Rahim'indir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şefkati var. İştirak-ı amal uhreviye var cemaatın. Ya sevdiğim abiler var, ablalar var. Onların bir şey olur. Bize ne yapıyor? İmani billah öyle bir ünsiyet verdi ki bulunduğum o vaziyet muzaf vahşet, yani bin kat dahi olsa, bin defa tezahüf etseydi, yine imani billah, bu ateşe kafi bir teselli olurdu. İmanınızı arttırmaktan başka hüznü yok edemezsiniz. Peki, Nurcuların sorduğu bir şey söyleyeyim. Dün sordular. Nurcular sordu dün. Dinliyor musunuz? Abi iman sorunumuz yok ki. Biz imanı çok şey yapıyoruz ama niçin imanımızdan lezzet alamıyoruz dediler. Biz hep imanı ders yapıyoruz. Çünkü günah işliyorsunuz. Günah işleyen imanından bereketini bulamaz. İmanın bereketini bulamaz.
Kastamonu 148'de diyor ki, bu asırda günahları terk etmek esas değil. Nedir ya? Usul esastır. Esasın esasıdır. İçin içidir. Terk-i kebair, celb-i nefer, rücanet kesbetmiş, bu asırda usul esas olmuş. Bir insan ne kadar imani mevzuları okursa okusun, eğer günah işlemeye devam ediyorsa, hayatına bir değişiklik getirmiyorsa, günahlardan uzak durmuyorsa yemin ederim, imanından bereket bulamaz, imandan lezzet alamaz. Allah'tan lezzet alamaz, Allah'tan zevk alamaz. Ne okursan oku. Bilgi olur. Sorulduğu zaman, Allah var mı? Tabii canım şu çiçekleri görmüyor musun? Onu boyayan kör olmaması lazım. Ölü topraktan çıktı, diri olması lazım. Onu papağan gibi nakli. Ama o sana bir enerji dönüşmedi. O bilgidir, malumdur. İlme dönüşmedi. İlme dönüştüren yaşantıdır. Çünkü takva dördünü tazamın eder. Neyi? Bir, irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Eyleme dönüştür. İradenin ibadetullah, zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah, latife-i Rabbani'nin müşahadetullah. Bu dördünü, yani ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah, müşahadetullah, dördünü cem eden, dördünü koy tencereye karıştır. Nereden çıkıyormuş? Kim olur? Dördünü karıştırırsak, dondurursak? Takva. Takva. Dördünü tazamın eden ibadeti kamiledir. Tencereye getir. Bak. Bir, ibadetullah'a koy içine. Her çeşit ibadet, oruç, namaz vesaire. At. Yani haramlardan da çekilmek ibadettir ha, onları da koy. İlle eylem değil, eylemsizlikleri de koy. Harama bakmadık, eylemsizlik eylemi. Ha? Koyduk, ibadetullah, koy tencereye şeyi. Marifetullah'a da koy. Muhabbetullah'a koy. Muhabbetullah neydi? Allah için dost olmak, Allah için düşman olmak. İkisinin cemi neydi? Hatırlar mısınız? Hadi bunu diyebilene tam bir harika bir tebrik edeceğim. Hangisinin cemi abi? Şöyle, Allah için dost olmak, Allah için düşman olmanın bir dindeki bir ismini söyleyin bana. El-hubbu fillah. Vel-buzu fillah, tamam onun Türkçesi. Bu senin söylediğin Arapçası. Yok. Bu ikisini cem eden... Hafullah mı? Yok. Mubikat-ı sevada. O kadar da var bak. Bir tane daha şey verdim. Mubikat-ı sevanın içinde 7 tane kebardı mı tanesi? Silah-ı Rahim. Silah-ı Rahim, ana baba akrabayı ziyaret değil o. Çünkü Mubikat-ı Seba'da içki var, kumar var değil mi orada barlada? Ama namazı terk etmek yok. Namazı terk etmek kadar bir şey olur mu? Yani anne babayı, akrabayı ziyaret etmek namazdan daha mı mühim? Namazı terk etmekten daha mı mühim ki Mubikat-ı Seba'da namazı terk etmek yok? Hayır. Silah-ı Rahim, sıla demek, bağ demektir. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahimdir. Yani rahim olan Allah ile bağ. Oruç, silah-ı Rahim de oruç mu? Hukukullah, silah-ı Rahim ne demek? Hukukullah, hukuku Resulullah, hukuku asfiya, hukuku mutedin valideyn. Dindar aile bağ, akraba bağ. Birincisi ne? Silah-ı Rahim. Rahim olan Allah ile bağın şekli. Namaz, oruç, zekat, bütün hepsi gider. Yani şeyler, haramlar ve farzlar, silah-ı rahimin birinci unsuru. İki, hukuku Resulullah, sünnet-i seniye, ne kadar bağın varsa silah-ı rahim o kadar var. Üç, asrın müceddidini ne kadar tanıyorsan silah-ı rahim var. Hukuku mütedin valideyn, hukuku asfiya, asrın müceddidi. Hukuku mütedin valideyn, yani dinine dalga geçmeyen, gittin ziyaret ettiğin zaman alay etmeyen, uçacak ha uçacak namaz kılana diyor. Bilmem falan. Dininle, davanla dalga geçiyor. Ne silahsı ya? Yani silah-ı rahim yok ki orada. Katı silah-ı rahim var. Dininle, Allah'ınla dalga geçiyor. Ona gitmeyeceksin kardeşim, onda silah yok. Rahimin onayladığı silah var. Silah-ı rahim demek, rahim olan Allah'ın onayladığı bağın adıdır. Allah'ın onaylamadığı bir bağ yoktur. Silah-ı rahim Allah'ın onayladığı bağ demek. Tamam. Şimdi ne yaptık? İbadetullah, marifetullah, tencereye koy.
Muhabbetullah yerine silah-i rahim. 4 Müşahadetullah. 4'ünü koy karıştır. 4'ünü karıştır, dondur. Donan nedir? Takva. İşte takva bu kadar mıyım? İşte Nurcular ne sordu bana? Abi biz iman ders yapıyoruz devamlı. Niye imanımız böyle, hala sıkıntı var, dert var, psikolojimiz bozuk, hastane. Tabii ki gideceksin. İmanının bereketini bulamazsın, feyzini bulamazsın. Çünkü eleme dönüştürmüyorsun ki. Televizyondan muhatap ol. Gidiyorsun, dersten çıkıyorsun, ertesi gün dersin. Veya dersten çıktıktan sonra televizyonu açıyorsun. Utanmıyorsun öyle koltukta. Dersten geldin ya bir saat önce. Her tüm melanete muhatap oluyorsun. Ustad diyor ki haberlere muhatap olmayın. Oluyorsun. Ustadın dediğini yapmıyorsun. Ben dinlemedim 8 seneden beri kerpiçten duyulan binadan diyor şeyi dinlemedim. Siz de dinleme. Ya orada bir eylemden bahsediyorum. Abdestsiz yemek yersin. Sol elle ekmek yersin. Kaşık bundan sonra bundan yersin. Ne sünnet var ne adab var. Okusan ne olur? Eyleme dönüşmemiş bilgi. Başına bela. Kur'an'ın tarifiyle kitap yüklü merkep. Sen merkepleşmişsin de haberin yok. Öyle demiyor mu? Eyleme dönüşmeyen bilgi için Allah Kur'an'da ne diyor? Kitap yüklü merkebe benzetiyor. Daha betersen sıkıntını çekersin. Köylü vatandaş olsaydın senin kadar sıkıntı çekmezdin. Evet, imanın bereketini istiyorsan takvan olacak. Takvası olmayanın taklası var, takla. Peki, Şualar 16. Niye anlatıyorum bunları? Eyleme dönüşmesi arkadaşlar seni de yakar bu. Bak, bir tanesi haramdan bir tanesini size söyleyeyim. Bir tane söyleyeyim böyle bir güldüreyim sizi. Dün gündüz aldım haberi. Bakırköy'de birisini yatırmışlar. O doktor anlatıyor. Oradaki arkadaş anlatıyor. Kardeş doktor. Deli şöyle sayıklıyormuş. Dinliyor musunuz? Deli şöyle sayıklıyor. Burun buruna, 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 de, burunun buruna, burun buruna, de, dik sık dik sık, burun buruna. Meğer 6. gaylan mı ne oynamış at koşusu? Öyle büyük bir şeyi kaçırmış ki adam atın burnu buruna, yani çok ufak bir şeyle kendisinin dediği olmamış. Burun buruna kaçırmış. Hop, fışlatmış kafayı. Şimdi Bakırköy'de nefes alıyor. Şimdi o neyle gitti? Allah'ın huzuruna da öyle gidecek. Adam vefat edecek şimdi. Vefat edince nükemekir diyecek. Nereden geliyorsun? Burun buruna, burun buruna, de, dik sık dik sık. Burun buruna, burun buruna. Oradan geliyor. Bak burun buruna. Haram değil miydi? Kumar oynamak değil mi? Kumar bari 4 kişiyle oynuyorsun. Ganyan, milli piyango almak, Türkiye ile kumar oynuyorsun. Ne yapacak? Bu haram ne olacak? Bak haramın akıbetini görüyor musun? Ha bu derse gitmiyormuş da öyle de. Gitsen ne olacak? Eğer şirk ve küfre düşse o akıl o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini. Bak bir daha okuyorum. Kaçırmamanızı istiyorum. Şirk ve niye ben kaçırmıyorsunuz da ne bileyim bana böyle duygu geliyor. Benim için veya çok acayip bir şey mi oluyor da size hemen şey yapmak istiyorum yansıtmak. Şirk ve küfüre düşse o akıl o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkularını geçmiş zamanın elim hüzünlerini ne olur kaydet geçmiş zamanın elim hüzünlerini gelecek zamanın vahşi korkularını psikoloji buradan çıkıyor. İnsanın başına toplattıran meş'um ve sebebi taciz bir aleti bela olur. Kim? Akıl. Şualar 253'ten okuyorum şimdi. Biraz önce okuduğum yer 16'ydı arkadaşlar. Kaydedin. Yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Burada da görüyoruz ustad. Yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime iliştim. Şualar 260 okuyorum. Bu iki akrabamın ölümleri, İhtiyarlar Risalesi'ne yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlattırırken, imanın nuruyla o masum Fuat,
O Salih Hanım insanlar yerinde meleklere, hürilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i hem kendimi tebrik ederek Erhamur Rahim'ine şükrettim. Efendim, ama biz herhalde şeyden atladık. Burada şu anlar kalsın, 260 okuduk değil mi? Şimdi kalsın lemaları bitireyim. İşte söylemiyorsun abi, atladın. Lemaları 229'dan okuyorum. Ne geçmiş zamana geçebilir, ta onlardan bana gelen hüzünleri sustursun. Yani demek ki geçmiş zamanda hüzünleri susturamıyorsun. Lemalar 230. Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulümatını def edebildiği gibi. Bu çok harika işte. Biraz önce okuduğumu şerh ediyor. Bak arkadaşlar, bunlardan bir tanesi şimdi bu. Hani bana müsaade edilmedi diye hazırladım, yapamadım, yaptırmadılar. Nasih ve mensuh. Kur'an'da olan, cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Kur'an'da bazı ayetler ve sureler duruyor ama hükmü kaldırılmıştır. Neyle? Başka bir ayetle. Mesela örnek vereyim. قُلْ يَا اَيُّا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ İlâhir. Bu sureyi hükmü kaldırılmıştır. Neyle? اِنَ دِينِ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah nazarında, Allah'ın indinde din İslam'dır. Kafirin suresinde ne diyor? Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Ona da din diyor. Kafirin suresinde sizin dininizi siz. Ha, kafirin suresindeki sizin dininizi buradaki inne dine inde Allahil İslam, Allah nazarında din tektir. Ne yaptı? Nesetti. Hükmünü kaldırdı. Şimdi Risale-i Nur'da da ben çalıştım. Kur'an'da 63 tane ayet nesedilmiştir. Şimdi nesetmiştir. Risale-i Nur'da da mesela nesedilmiş hükümler var. Mesela birkaç tanesi, bir tanesi de bu. Bir tanesi şu, şahsi hukuku, umumu hukuk nesetmiştir. Umumu hukuk caridir. Bir tane de şu, bak diyor ki, Lemalar 229, ne geçmiş zamana geçebilir, ta ondan bana gelen hüzünleri sustursun. Geçmiş zamana geçemezsin, tamam. İyi dinliyor musunuz? Bu çok lazım ha. 63 tane fakat hazırladım. Fakat rüya gördüm. Yapılmamasını istediler. Ben de yapmıyorum. Ama yer yer çıkarıyorum çaktırmadan. Tamam mı? Bir tanesi de bu. 200 kaçtı? 229'da geçmişe geçilemeyeceğini, onlardan gelen hüzünleri susturulamayacağını söylüyor. Ama Lemalar 230'da diyor ki, hayır diyor. Zamani mazinin en derin derelerine kuvveti iman ile girebildi ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi. İman ile geçmişe geçilebiliyor. O düzeltiliyor. Mesela onlardan eylemden bir tanesini söyleyeyim. Bak ne yaptı? Nesetti. Geçilemeyeceği hükmü 230'da nesetmiştir. Onun hükmü yoktur. Niye duruyor? Hikmeti var. Kafirin suresi niye duruyor? O uzun olur. İşte o izahı uzun olur diye girmiyor. Tabii. Yani küfürle geçilemez. Burada da zaten öyle diyor. Ne geçmiş zamana geçebilir, ta onlardan gelen hüzünleri sustursun. Yani gafletle, dalaletle, cehaletle geçmişe geçemezsin. Ama burada diyor ki maziye geçebilirsin. Neyle? Kuvveti iman ile. Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile girildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi. Mesela Geylani, alim-i manaya geçmiş. Bak geçmiş. Geçmişte çocukluk döneminde kıbleye karşı uzattığı ayak. Günah yok da. Kıbleye karşı. Artık besmelesiz yediği yemek mi var bilmiyorum. Detayını anlatmıyor. Ben uyduruyorum o kıbleye karşı uzattığımı. Geçmişinde kendisine göre, şimdiki yapıya göre geçmişi kendisine yakışmayan bazı manzaraları, o şeyleri, yapı, canlı ve ruhlu şeyleri silmiş.
Silmiş. Keşke benimkileri de silse. Anlıyor musunuz? Kuvveti iman ile geçmişi geçebilirsiniz, geçmişi düzeltebilirsiniz. Çünkü imanın nazarına geçmiş gelecek yoktur. Haziran gibidir. Kalbin ve ruhun derece hayatına girdin mi, ustad öyle diyor, dün geceki Kadir gecesini bu geceyle beraber görürsün. O zaman kalbin ve ruhun iyidini, kalbin ve ruhun derece hayatına girenin her gecesi Kadir gecesi olur. Bu aylarca, senelerce çalışmanın cümlesidir. Bir daha söylüyorum. Kalbin ve ruhun derece hayatına girene dünü, bugünü olmaz. Her gün Haziran gibi olur. Dün geceki diyor ustad, Kadir gecesini bugünle beraber görürüz bayramla. Tamam mı? Öyle demiyor mu? Ha, kalbin ve ruhun derece hayatına nasıl gireceğiz abi derseniz, tecerrütler lazım. Tiryaki olduklarımız, tiryakilik elimize vurulan palangalardır. Sigara bir tiryakiliktir, televizyon bir tiryakiliktir, Facebook'a girmek bir tiryakiliktir, maili girmek bir tiryakiliktir. Seni gaflete sokan, seni havalandıran, ciddi işlerden seni alıkoyan her şey tiryakiliktir. Tamam. Oradan ne kadar tecerrüt edersen asla hayatına dönersin. Asla hayatına dönerseniz kalp ve ruhun derece hayatına bastığı zaman tay mekan yaşarsın. Bak bu silsileyi zikrediyorum ama senelerin birikimini de söylüyorum. Bastığı zaman tay mekanı yaşarsın. O zaman maziye geçersin. Ne demek kalbin ve ruhun derece hayatına geçersin. Mazi Haziran gibi görürsün. Kalbin ve ruhun derece hayatına girenin her gecesi Kadir gecesi olur. Her gece Kadir gecesi olur. Aslında kalp ve ruhun derece hayatına girenin alameti abi her an Cenab-ı Hak olan böyle münasebetini bilmesi mi? Yani her an Allah ile münasebetin olan ve onlar yemek yerken abdesti, efendim konuşurken kırmamayı, eline geldiği kadar Allah'ın dini gelince alnındaki damar yenilmeyi, sünnet-i seniye yani. Hayatında bir insanın sünnet-i seniye ne kadar gözüküyorsa o kadar kalbin ve ruhun derece hayatına geçmiş olabilir. Ama bir sır vereyim size. Kalbin ve ruhun derece hayatına gelen herkes kendisini bilmez. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatına giren herkes geçtiğini bilmez. Geçen bilmez. Yani onu bakanlar bilmediği gibi kendisi de bilmez. Çok azdır kalbin ve ruhun derece hayatına girdiğini bilen. Peki en bariz alametini söyleyeyim kendi iç dünyasında. En bariz alameti. Günah yapmak şöyle dursun, günahtan tiksinir. Günah lezzet vermesi şöyle dursun, günah ona sıkıntı verir. Lemalar 234. O hüzünlü, rikkatli, firkatlı hüzün gurbet gecesinde. Arkadaşlar, ahbaptan, dostlarından, manadan uzak olursanız, bir, hüzünlü, rikkatli, firkatli, gurbet geceleri. Gurbet gecesi neydi? Gurbet gecesi, bak mesela Levent olsa şimdi bir şey der. Gurbet gecesi ama Levent ne der biliyor musun? Gurbeti dostsuzluk anlar. Bu fakir ne anlar? Kardeşim o Levent'e demedim ama. Belki demişim unutmuşum. Bir daha söylüyorum. Bu lemalar 234'de. Bak, hüzünlü, rikkatlı, firkatlı, gurbet gece. Gurbet gecesini Barla'da çok zikrediyor. Dostsuz demektir diyor. Benim için o değil. Bu zahir lugat. Ben batını lugatta böyle anlıyorum. Gurbet şudur. Gurbet içinde okumadık mı? Hüzün içinde. Nerede? 228. Bak, gurbet içinde. Hüzün içinde. Ne demek biliyor musunuz? Gurbet dostlardan mufarakattır. Gurbet içinde ise kendinde mufarakat. Kendinden uzak durmak. Kendi aslı özünden haberdar olmamak, yabani ve yabancı olmak, kendini fark etmemek, dış dünyada yaşamak, kendini unutmak, kendinle meşgul olmamak, kendini sevememek, özgüven kaybetmek, özgüvensiz insanlar, kendini sevememek, kendini affedememek, hep bunlardır. Yani gurbet içinde
Öyle diye geçmiyor mu? Hüzün hüzün içinde, gurbet gurbet içinde. Gurbet dostlardan ayrılmaktır. Gurbet gurbet içinde ise kendinden uzak olmak. Kendi aslı memleketinden uzak olmak. Kendini özlememek, kendini merak etmemek. Tamam. Peki bu kadar ifade edebiliyorum. Lemalar 237. İşte bu halette gayet rikkatli ve firkatli elemi bir hüzün ve gam kalbime başıma çöktü. Demek ki hüzün ve gam, bak, hüzün ve gam, hüzün kalbe çöker, gam başa çöker. Yani şöyle düşünün, göz gözü görmeyen duman veya sis gibidir. Hiç kimseyi göremezsiniz. Yakındaki dostlarını göremezsin. Şu duvarın arkasındaki komşu bu dershane bu manayı bilmez. Aramızda bir tuğla var. Ama orada günah işlenirken burada bunlar işleniyor gibi. Bak bir de okuyayım. İşte bu halette gayet rikkatli, rikkat, ayrılmaktan gelen, yakıcı ateş, firkatli, elemi, bak gayet rikkatli ve firkatli elemi bir hüzün ve gam kalbime başıma çöktü. Bunu bazen gamı şeyde kullanıyor. Hani şeyde de var. Yavuz sormuş Şeyhülislam'a. Bütün dünyanın sultanı benim diyor. Her yer benim. Her şeyim oluyor. İşte, ama hüzün ve gam ve kederim niye gitmiyor diye Şeyhülislam'a sormuş. Demiş ki tüm dünyanın sultanı olsam niye gitmez gam ve kederim? Öyle diyor. O da cevap veriyor. Gam turabiyle yoğrulmuş bir bedendir bu. Yani gam turabiyle. Turap neydi? Toprak. Ha, gam yani toprağıyla yoğrulmuş. Gam toprağıyla yoğrulmuş. Yoğrulmuş. Yani un, ekmek yapılmış. Bir bedendir bu. Gam turabiyle yoğrulmuş. Evet. Başka 248. Eğer Kur'an'dan, imandan medet gelmeseydi, o gam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracaktı, uçuracak gibi teselat yapacaktı. İşte aşık olanlar, intihar edenlerin çaresi şu, Kur'an'dan, imandan gelen medet, dersi Kur'an, Risale-i Nur, kendisini tefekkür edecek. O gam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracaktı gibi teselat yapacaktı. 249, lemalar hep. O rikatlı, firkatlı, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı. Bu da kadınlara daha çok bakıyor. Çünkü tahayyül, hayal kadınlarda daha çok işliyor. Tasavvur erkeklerde daha çok işler. İşte kadınlara ne yapar bu? Eğer hayal yolundan çıkarsa, hayal rayından çıkarsa, ne olur? O rikatlı, firkatlı, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı, gözüm açtı. İşte kadınların psikolojik hastalığı buradan çıkıyor. Hayalini doğru kullanamamaktan rikkatli, firkatlı, dehşetli hüzün. Allah Allah ya. Ne acayip bir şey ya. Şurada bir şey vardı. He? İman ne kadar güzel bir şeymiş abi. Hüzün, hüzün. Ha, iman ne kadar güzel bir şeymiş. Bir saatten beri şey yaptık böyle abi. Hüzünle, gamla, kederle. İman olması... Allah Allah. Kur'an'dan, imandan, Kur'an'dan, imandan medet gelmeseydi. O gam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracak gibi tesirat yapacaktı. 250 lemalar. Öyle de o hüzün engiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı. O lemalar okuduk. Şimdi arkadaşlar az kaldı. Şu anlardakini okurayım. 260 okuduk değil mi? Evet. Şimdi 498 okuyorum çabuk. Uzun çünkü. Bu dünyada hususan bu zamanda
hususan musibete düşenlere ve bilhassa nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara, görüyor musunuz? Nur şakirtleri dedi ha? Bir de okuyorum. Bilhassa nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere karşı en tesirli çare birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve-i manevisini takviye etmek, fedakar hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek, yani sıkıntısını çoğaltmamak ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Bir de okuyayım. Birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet gücenmek ve tarafkirlik kaldırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım, sizin için değil yalnız istirahatımı ve haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz. Belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle temin ederim ki, 8 gündür nurun iki rüknü zahiri birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hadisenin bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle eyvah, eyvah, elaman, elaman, ya erhamur rahimin, medet, bizi muhafaza eyle, bizi cin ve insi şeytanların şerrinden kurtar, kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur diye hem ruhum, hem kalbim, hem aklım feryat edip ağladılar. Çok harikaydı. Birbirimize böyle olacağız inşallah. Yani derdimizi şey yapmayacağız. Derdimizi çoğaltmayacağız. Kardeşinin derdini çoğaltmayacaksın. Kendime diyorum bunu. Şeyi okuyorum. Mesnevi Nuriye'den okuyorum. 28. Aslında Risale-i İstigal abi gam ve kederi de götürüyor. Yok ediyormuş abi. Öyle diyor. 123 sözlerde, Kastamonu'da. 123 Kastamonu'da geçiyor. Saniyen, men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur. Sırıyla, huzu min kulli şeyin asene, her şeyin güzel cihetine bakınız, kaidesi sırıyla. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ عَسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى هُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْاُولُ الْاَلْبَابِ Gayet kısacık bir meali, sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayet ilahi mazhar akıl sahibi olanlardır. Mealinde bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ferah verecek veçine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Onun için dur, uzak dur haberlerden, şundan bundan. Birisi gıybet ediyor, uzak dur. Bak ne diyor? Sözleri dinleyip Risale-i Nur Külliyatı'nı en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar, duydun mu? Ne dedi? Bunlara bakmayacaksın. Bakmayanlar, hidayet ilahiye mazhar olan akıl sahipleri onlardır. Mealinde bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ferah verecek veçine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazarı dikkatimizi celbetip kalbimizi meşgul etmesin. 8. sözde bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor, bahtiyar bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, şifa ile istirahat ederse safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht temizlemek elinden gelmediği halde dünya hadiselerini, senin kanserini, olan hadiseleri, akrabandaki bir derdi temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hasr-ı nazar eder, onunla meşgul olur, midesini bulandırır, istirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider. Şu anlar 510. Öyle bir hüzün ile, burası 510'du şu anlar.
Şimdi Mesnevi 28, yanlış yaptım. Öyle bir hüzün ile niyaz ve dua eder ki kainat bile heyecana gelir. Demek ki Allah hüzün neyi veriyormuş? Neye veriyormuş? Öyle bir hüzün ile niyaz ve dua eder ki kainat bile heyecana gelir. Tamam. Az kaldı, bitiriyorum. Çünkü şimdi nereden okuyacağım? İşaret-i Caz 70. Ve keza ve ala semihim kelimesiyle küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir nimeti kaybettiklerine işaret edilmiştir. Hatta kulaktaki zar nuru iman ile ışıklandığı zaman kainattan gelen manevi nidaları işitir. Lisan haliyle yapılan zikirleri, tesbihatları fehm eder. Hatta o nuru iman sayesinde rüzgarların terennümatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının namatını ve hakeza yağmur, kuş vesaire gibi her nevden Rabbani kelimeleri ve ulvi tesbihatı işitir. Sanki kainat ilahi bir musiki dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalplere hüzünleri, bak kalplere hüzünleri ve Rabbani aşıkları ittiba ettirmekte. Demek ki ruhani hüzün bu. Kalplere hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalpleri, ruhları nurani alemlere götürür. Pek garip misali levhaları göstermekle o ruhları ve kalpleri lezzetlere, zevklere gark eder. Bu da hüznün vasatı. Onun için koydum buraya. Yukarıdakiler ifrat tefritti. Yer yer vasata girdik. Bak bunlar ne yaparmış? Kalplere hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalpleri, ruhları, nurani alemlere götürür. Pek garip misali levhaları göstermekle o ruhları ve kalpleri lezzetlere, zevklere gark eder. Fakat o kulak küfür ile tıkandığı zaman o leziz manevi yüksek saflarda mahrum kalır ve o lezzetleri iras eden avazlar matem seslerine inkılap eder. Kalpte o ulvi hüzünler yerine ahbabın fıktanı ile ebedi yetimlikler, Malik'in Adem'i ile nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur. Bu sıra binaendir ki şeriatça bazı saflar helal, bazıları da haram kılınmıştır. Evet, ulvi hüzünleri, Rabbani aşkları iras eden sesler helaldir. Yetimane hüzünleri, nefsani şehevatı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır. Evet, burada bitirdim. Bu yetimhane hüzün isyanı götürmezse de günah olur. Yetimhane, bu yetimhane götürürsen yetim ne yapar? Ümitsizliği götürür seni. Ah ulan ah, yaktın beni, pişirdin, yetim, kimsesiz. Ne yapar? Ümitsizliği atar. Ümitsizlik de nedir? Kur'an'da geçiyor. Allah'tan ancak kafirler ümidini keser. Müslüman ümidini kesmez. Ama bu ve ala semih efsarim. Yok öyle miydi? Ve ala semihim. Yani kulağa söylüyor. Basar yok. Ve ala semihim. Eğer Kur'an'a şey yaparsan Kur'an bu onlar da şöyle olur işte. Ne diyor? Bu kainat ilahi bir müziki dairesidir. Ve ala semihim. Kulağı Allah yolunda kullanırsan, sanki kainat ilahi müziki dairesi, orkestra, müzik orkestrası, türlü türlü avazları, çeşit çeşit derenümatları, kalplere hüzünleri, Rabbani aşkları intiba ettirmekte. Mesela o kuşların cıvıldamaşması, suları çak 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 çak. Öyle. Dağların sesi, hemhemeleri, veya böyle. Hele çınar ağacının böyle yapraklarının böyle kalplere hüzünleri. Ama nasıl? Rabbani aşkları. Mesela yaprak şık 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 yapıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Aşık olmuş ağaca, kopmak istemiyor. Ama rüzgarda seni seviyorum diye koparmak istiyor. Ben seni seviyorum diyor. Hayır diyor. Ben diyor bu eşimdir diyor. Ben bununla koparmam. Hayır diyor. Ben seni çok seviyorum diyor. Rüzgarda kovar. Ona direnmenin adıdır o ses. Başkası gelir. Hayır diyor.
Ağaç onu bırakmıyor diyor. Aslında o yaprak kuş rüzgara binip gitmek istiyor. Onunla evlenmek istiyor. O ağaç bırakmıyor. O yaprak diyor ağlamasıdır diyor. Niye beni bırakmıyorsun, ben rüzgarla evleneceğim diyor. İşte bunlar kalpleri, hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalpleri, ruhları, nurani alemlere götürür. Pek garip misali levhaları göstermekle o ruhları ve kalpleri lezzetlere, zevklere gark eder. Ama yukarıdan bir saatten beri okuduk. Eleme bak, buna bak. Peki, çok uzattım. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah, helal olsun. Peki, Allah istifade ettirmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak 3 aylarımızda mübarek eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.